Koca Seyit. 18 Mart 1915. Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli günleri. Dünya bir avuç yer bir olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nu yenmek, yok etmek istiyor. Kimler yok ki? Fransızlar, İngilizler, Avusturyalılar, Zelandalılar ve bunların sömürgeleri altında bulunan devletlerin askerleri. Denizin sularında patlayan top mermileri. Alev alev yanan gemiler. Her yan kan, barut kokuyor. Müthiş bir patlama. 36 kişilik bir Türk bataryası, düşman güllesinin isabet etmesiyle yerle bir. Topçu erlerinden Edremitli Mehmetoğlu Seyit, kendine gelip gözlerini açtığında arkadaşı Nideli Ali'yi başucunda bekler buluyor. Hayrola Ali? Ne var? Ne oldu bize böyle? Ah Seyit Çavuş, ah! Diyor Nideli Ali. Cephaneliğimiz infilak etti. 14 kardeşimizi de şehit verdik. Kalanlarımız 24 yaralıyı alıp gittiler. Ben de seni bekledim. Şu anda yalnız ikimiz varız burada. Daha sonra olanları Seyit Çavuş şöyle anlatıyor. Ben deli gibi olmuştum. Ayağa kalktım. Gözlerimi şehit arkadaşlarımın üzerinden bir türlü alamıyordum. Hırsımdan her tarafım zangır zangır titremeye başladı. Denize doğru bir baktım. Hınzır düşman üzerimize ateş yağdıra yağdıra hala ilerliyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bir ara gözüm 275 kiloluk top mermilerine takıldı. Toplara doğru yürüdüm. Bir de ne görsem iyi. Kala kala bir tane top mermisi kalmış. O zaman daha dikkatli olmalıydım. Kan beynime sıçramıştı. Topa doğru baktım. Bu bizim top mermisi bana ufacık, ufacık gelmeye başladı. Hemen Ali'ye seslendim. Hey! Nideli Ali! Çabuk yetiş, bana yardım et! Yürüdüm güllelere doğru. Ali benim ne yapmak istediğimi anlamıştı. Ne yardımı koca Seyit? Delirdin mi sen? Kaç okkadır onlar bilir misin? Tam 215 okka. Acaba iki kişinin, beş kişinin yapacağı iş midir onlar? Görüyorsun ki vinç bozuk. 100 okkalık adamları kaldırıp da yere vurmaya benzemez bu iş. Demir bu, et değil. Ama benim gözüm kararmıştı bir kere. İçimden bir ses, yüklen ya Seyit, gücün kuvvetin bende, diyordu. Sonra dönüp Nideli Ali'ye, Ali, bu acılara dayanılır mı? Bana çok dokundu bu. Hani benim Teğmen'im, hani benim Mehmet Çavuş'um, hani benim Konyalı Ömer'im, hani 36 arkadaşım, nerede onlar? Ben bunları düşünürken kendimden geçmiş deli gibi olmuştum. Ne yaptığımı, ne söylediğimi bilmeden hadi Seyit deyip gülleyi öyle kavramışım ki tutmamla havaya kaldırmam bir olmuştu. Kaldırmamla birlikte namlunun içine sürmemiz an meselesiydi. Ali'nin o zaferi işaret eden bağırışı olmasaydı kendime gelemeyecektim galiba. Yaşa koca Seyit! Yaşa! Çok yaşa koca yiğit! Gözlerimin yaşa karışmış tozlarını silerken hangisi dedim. Hangisinin şanalıyım? Nideli Ali ürkek ve çekingen cevap verdi. Şu öndeki. Görüyor musun? Bacası en yüksek olanı vur. Hadi göreyim seni. Bismillah deyip topu ateşledim. Nideli Ali daha gür bağırıyordu şimdi. Vurdun koca Seyit, vurdun, vurdun. Hem de o yüksek bacadan vurdun. Kapıdan değil, bacadan girdin. Sana şükürler olsun Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Gözlerimi o tarafa kaydırdım. Geminin olduğu yerde bir duman yayılıverdi. Oturup ağlamaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağıra bağıra, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Rabbim zafer nasip etmişti. Nideli Ali koşarak yanıma geldi. Eğildi, alnımdan öptü. Sarmaş dolaş olduk. O da ağlıyordu. Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'ndan sonra milli mücadeleye de katıldı. Büyük taarruzun 3. günü, 28 Ağustos 1922'de yaralandı. Yaklaşık 10 yıl süren askerlik hizmeti böylece sona erdi. Terhis olduktan sonra doğduğu köy olan Çamlı'ya yerleşerek
kahramanlara yaraşır bir tevazu içinde sade bir hayat sürdü. Kimseden bir lütuf, yardım beklemeden meşe kömürü satarak geçimini temine çalıştı. 1939 yılının Aralık ayında yakalandığı zatüre hastalığından kurtulamayarak 50 yaşında hayata gözlerini kapadı.